Filiz Hanım da diyor ki kıymetli hocam, Covid'den çok Covid olacağım endişesi daha çok kişinin kalbini etkiledi sanki. Stres, korku, panik inanılmaz arttı bu süreçte. Yani stres, korku, panikle herhangi bir şeyi önlemek zaten mümkün değil. Benim bahsettiğim, hep bahsettiğim, kıymetli hocamın da altını çizerek vurguladığı, aklımızla bize hekimlerin söylediği önlemlerle hareket etmemiz. Yoksa ay ben koronadan çok korkuyorum. Ya bu öyle bir şey değil. Çok korkmak ya da kendimizi kasmakla korona olmama arasında bir bağlantı yok değil mi hocam? Şimdi, tedbir almakta var ama. Şimdi bu COVID'den korkma yalnızca hastanın sorunu değil, doktorun da sorunu oldu. Ve ben bu konuda uluslararası bir yayın da yaptım ve bizim ismimizin geçen bir ifade kullandım. Post-COVID fenomeni diye. Yani COVID sonrası durum, fenomen. Evet. Şudur o, hasta korkar, hastaneye gitmez, hastalıkları artar evde, gitmesi gerekirken gitmez korkudan. Doktor da bazen korkar insan olur. O tedaviyle, o hastayla pek fazla ilişkide olamaz. Bunlar birleştikçe toplumun sağlığı gittikçe bozulmaya başladı. Psikolojik bozukluk artı, o da var. Doğru. Şimdi ilk yardım bile değişti COVID döneminde. COVID döneminde mesela hep şunu duyuyoruz. İşte ilk yardımda işte kalp masajı, ağızdan ağza solunum. Şimdi COVID hastası kalp krizi geçirdiği yerde yatıyor. Ağızdan ağza solunumunu, ağızdan ağza solunumu nasıl yapacaksınız? Yani yapabilir mi doktor? %100 COVID olacak kendisi de. Ve COVID'in ilk dönemi hep öldürücüydü. Şimdi öyle bir tartışma giriş çıktı. Giriş yükü çoktu. Abi öyle bir tartışma çıktı ki COVID'de zaten o zaman da söylediğim COVID'de en önemli şey virüsün yüküdür. Eğer siz COVID hastasını kalp krizi geçirdiği yatıyor. İlk yardım yapacaksınız. Ağızdan solunum yapmanız gerekir. Adam nefes alamıyor. Ya. Şimdi siz nefes verdiniz, aldınız. %100 inanılmaz bir COVID yükü size de geldi. Şimdi bunu nasıl değerlendirir? Mesela etik olarak bu çok tartışıldı. Uluslararası camiada. Bizim Türkiye'de çok tartışmamış olabilir ama biz tartışmanın içinde vardı bu uluslararası tartışma. O zaman dedik. Bir doktor, bakın bu önemli. Bunu yayınlarda yaptık biz. Bir doktor toplum sağlığıyla mı ilgilenmesi gerekir? Birebir sağlıkla mı? Yani eğer o doktor COVID olursa, %100 COVID. O Başkasına birçok faydası hastaya, olmayacak. Hem öyle hem birçok hastaya bulaştıracak. Tabii. Doğru. O nedenle pek o bir hastayla mı ilgilenecek? Ama o zaman o yerde yatan hastamız da bizim anamız, babamız veya herhangi bir hastamız olabilir. Burada Tabii. nasıl karar vereceksiniz? Bakın bu konular çok tartışmaya açıldı ve hala karar yok. O nedenle şu kadarını söyleyeyim. Bu hastaların COVID'den korkması kadar, hani soru o ya, hani gidemiyoruz, kalp hastalarımız artık psikolojimiz bozuldu COVID. Doktorlar da korktular. Doğru. Anlatabildim mi? Doktorlar da Doğru. çok çalıştılar ama doktorlar çalışırken nasıldı? Robot gibi giyinerek çalıştı. Siz otobüs durağında kalp krizi geçiren bir COVID hastası olup olmadığını bilmediğiniz kişi o dönemde, iyi düşünün. Ağızdan ağza solunum yapacaksınız. O zaman maskeli yapamıyorsunuz. Nasıl Evet. yapacağız? Anlatabildim mi? Yani doktorlar da korktu. O Tabii. nedenle bu korku herkeste oldu ama bu korkuyu pompalamamak lazım. Çünkü Tabii. toplumun psikolojisi bozuldu. Doğru. Toplumda COVID sonrası psikolojik sıkıntılar. Bize daha çok fibromiyalji gelir ama. Depresyonlar, kaygı bozuklukları, Tabii. Anksiyete bozuklukları, nörotik durumlar çok arttı. O nedenle artık bunu yavaş yavaş kapatır ama kontrol elimizde, güvenliğimizi Aynen. alarak Aynen. gündemden düşürmemiz lazım. Aynen. Biz de hep onu söylüyoruz zaten yaptığımız yayınlarda. Yani ay çok korkuyorum. Kendimi evlere kapatayım. Hani hayatımı tamamen izole yaşayayım. Artık o noktada COVID'le ilgili değiliz ama bu yani ağzımı açayım, maskemi atayım. O da değil. Yani...